Herkese merhaba. Hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte gerçekten çok enteresan teknolojileri keşfedeceğiz. Özellikle biz teknoloji programı olarak robotları keşfetmeyi, sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz. Bir robot konuğumuz olacak. Bakalım ne işe yarıyor, birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda evden çalışma, uzaktan çalışma derken bilgisayarlara daha fazla işimiz düşüyor. Peki acaba bilgisayarlarda ne gibi gelişmeler var? Bunlara da bakacağız. Bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayacağız. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin kısa kısa teknoloji dünyasındaki gelişmeleri bir göz atalım. İlk gelişmemiz Twitter hakkında. Twitter 4 yıl önce mavi tikli, yani onaylı hesapların alımını durdurmuştu. Şimdi yeniden aktif hale getiriyor. Artık mavi tik almak isteyen kullanıcılar Twitter üzerinden başvurularını yapabilecekler. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geliştiriciler konferansının tarihini duyurdu. WWDC adındaki konferans 7 Haziran'da online olarak düzenlenecek. Belki de sizin duymadığınız bir teknoloji şirketi var. İsmi Royal. Royal özellikle katlanabilir akıllı telefonlarla kendisini göstermişti. Şimdi ise çok enteresan bir projeyle karşımıza çıktı. Artık kumaş şeklindeki ekranlar bizlerle buluşmaya başlayacak. Mikro LED teknolojisine sahip bu kumaş ekranlarla artık giyilebilir teknolojilerde bambaşka bir noktaya geçeceğiz. Microsoft, Türkiye'de 2019'da hayata geçirdiği teknoloji merkezindeki yenilikleri paylaştı. Bu bilgileri şimdi bize şirketten Berna Hanım paylaşacak. Hemen kendisine bağlanıyoruz. Merhabalar Berna Hanım. Merhabalar. Berna Hanım, bu merkezde neler yapıyorsunuz? Bu merkezde neler var? Bize bir anlatır mısınız? Dünya çapında 40 farklı lokasyondaki teknoloji merkezlerinden birisi olan İstanbul Teknoloji Merkezi, bağlı bulunduğumuz Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olma özelliğini taşıyor. Özellikle teknoloji merkezimizde şirketlerin ve sektörlerin dijital dönüşümlerini hızlandırmak amacıyla en yakın teknolojileri, en yeni teknolojileri, akıllı perakende çözümlerini, akıllı üretim sistemlerini ve yapay zeka çözümlerinin uygulamalı örneklerini incelemek ve 150'den fazla farklı çözümü doğrudan deneyimleyebilmek mümkün oluyor. Teknoloji merkezimizde yapılan çeşitli workshoplar ve hackathonlar ile firmaların teknolojilerinin gücüyle işlerini daha efektif, daha verimli, daha güçlü nasıl ileriye götürebileceklerini öğrenmelerine ve deneyimlendirebilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz yerli startupların ve iş ortakların çözümlerini geliştirmelerine ve geliştirdikleri çözümleri de dünyaya tanıtmalarına zemin hazırlamakta. Bir başka deyişle, teknoloji merkezimiz vesilesiyle Türk firmaların dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini eklemekteyiz. Merkez bünyesindeki kurumlara aktarılan çözümlerinin de yaklaşık %40'ı yerli iş ortaklarının katma değerli çözümlerinden oluşmakta. Gerek Türkiye'deki başarı hikayelerini şirketler ve sektörler bazında, gerek dünyadaki başarı hikayelerini Türkiye ile buluşturmayı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok teşekkürler Berna Hanım, programımıza katıldınız. Ben çok teşekkür ederim. Teknoloji dünyasındaki gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin hayatımıza renk katacak yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayalım. Bir teknoloji programı olarak yeni nesil robotları keşfetmeye bayılıyoruz. Geçen haftalarda da sizlerle pek çok robotu keşfettik. Ancak bu bölümde öyle bir robot var ki, yanımda zaten duruyorlar, görüyorsunuz. Bu robotlar hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de pandemi sürecinde bence bize yardımcı olacak gibi duruyor. Şimdi isterseniz bakalım bu robotlar nasıl çalışıyor. Hep birlikte bunu Emre ile konuşacağız. Emre var yanımda. Merhaba Emre. Merhaba Ahmet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre, şimdi bu robotlar bizim verdiğimiz market siparişlerini kapımıza kadar getiriyor. Evet. Peki bunu nasıl yapıyor? Otonom online market konsepti alında yola çıktık. Burada biz tüketiciye gerçek temassız teslimat deneyimini yaşatmak istiyoruz. Yani telefonundan verdiği siparişi, ürünlerin rafından toplanması ve robota aktarılması ve daire kapısına kadar gelen süreci tamamen otonomize eden bir süreçten bahsediyoruz. Öyle mi? Evet. Daha hızlı nasıl gidilebilir? Daha hızlı nasıl teslimat yapılabilir? Ve özellikle senin de bahsettiğin gibi pandeminin etkisiyle artık tüketici hijyene, temasa
temassızlığa çok dikkat ediyor. Kesinlikle. Biz de bu mottodan yola çıkarak gerçek temassız teslimat deneyimini benzersiz bir şekilde tüketicilere sunmak istiyoruz. Evet, anladığım kadarıyla şöyle o zaman Emre. Şimdi ben siparişi veriyorum. Bir market var. Evet. Marketten yine otonom olarak siparişler bu robotlara aktarılıyor. Sonrasında kapıma kadar geliyor. Peki şu akıllara geliyor bence, yani bunu sormak lazım. Asansöre nasıl biniyor? Asansöre burada bulut üzerinden bir haberleşmesi var. Bu tarz konutlarda genelde network'e bağlı oluyor bu asansörler. Network üzerinden bulutla haberleşip artık robotların IoT cihazlarla konuşabildiği dönemdeyiz. Evet. Bundan dolayı hızlı bir şekilde haberleşip kat isteklerini gönderiyor, kapıyı açtırıyor ve daire kapısına kadar gidebiliyor. Harika, süper. O zaman bence bir sipariş alalım bakalım. Tabii. Nasıl gidecek? Ben Tabii. de çok merak ettim. Gerçekten kapıyı bulabilecek mi? En çok da onu merak ediyorum. Sıkıntı yok. Öyle mi? Evet, peki, göreceğiz. Sıkıntı yok. O zaman hemen bunları keşfetmeye başlayalım. Tabii ki. Evet Emre, şimdi sizin merkezinize geldik aslında. Evet. Burası bir market ama kapalı bir market. Kapalı, değil mi yani? Dark store diyebiliriz buraya. İçeride insan çalışmıyor. İçerisi de otonom bu arada Ahmet. Öyle mi? Evet. Akıllı raflar var ve bunlara da toplayıcı robotlar eşlik edecek yakında. Verilen siparişler akıllı raflardaki ilgili ürünün haznesinden alıp konveyör banda düşüyor. Banttan da robota aktarılıyor. Evet, şu an bir sipariş geldi Ahmet. İstersen canlı bir deneyimleyelim. Harika. Olayı. Nasıl gidiyor, nasıl Şimdi geliyor. Şimdi hemen arka plandaki raflar harekete geçti. Evet. Ürünleri otomatik olarak, otonom olarak seçiyor. Aynen öyle. Sonra şuradan robota verecek. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Harika. O zaman bekliyoruz ürünleri buradan. Evet. Emre, şimdi asansör önüne doğru gidiyoruz. Evet. Kendi kendine asansör binecek. Evet, şu an network üzerinden, cloud üzerinden asansörü çağıracak. Ve daha sonra kat isteği gönderip siparişin geldiği katta inecek. Bu arada mesela yerlerde falan hiç işaretleme noktası da yok. Evet. O da çok enteresan. Evet, orası da arka tarafta çalışan yazılımdan dolayı tamamen doğal navigasyon yöntemiyle hareket etmekte. Aracımız. Emre, şimdi asansör holüne geldik. Ancak evet. Şimdi mesela ben bakıyorum burada kaç tane var? 12 tane burada değil mi? Asansör var. Yani çok fazla asansör var burada. Evet. Burada arka taraftaki algoritmamız çalışmakta. Asansörlerin trafiğine göre, yoğunluğuna göre en yakın ve en müsait asansör hangisi onu çağırıyor. Biz bu arada mesela şu anda bir rezidanstayız. Burası kaç katlı Allah bilir yani, değil mi? Burası yaklaşık 65 kat var. 65 katlı bir rezidanstayız ve asansörler grup grup bu arada mesela. Yani bazı asansör 30. kata kadar çıkıyor, bazısı 60'a evet. kadar çıkıyor. Ha mesela bu asansörü seçti şu galiba. Şu an bu asansörü seçti ve bunu çağırıyor. Holün girişinde başladı aslında çağırmaya. Öyle mi? Tabii biz bilmiyorduk. Şu an kendisi buraya geldi ve birazdan asansöre bineceğini göreceğiz. Yani şey de olmuyor bu arada, onu da söylemek lazım. Yani üzerinden bir kol çıkıp şu tuşa basmıyor tabii, değil mi tabii, yani? Tabii. Öyle bir şey yok. Aynen. Bu sadece bir yazılımsal olarak asansör çağırıyor ve bulut sistemi internete bağlanıyor aslında. Aynen. Onu da söyleyebiliriz. Aynen, aynen öyle. Şimdi asansör geldikten sonra binecek ve siparişi vermeye gidecek. Evet, siparişi teslim etmeye gidecek. Evet Emre, sipariş tamamlandı. Hatta robot da geldi evet. arkadan. Şu an başarılı bir şekilde teslim etti siparişi ve yükleme istasyonuna gelecek. Hatta yükleme istasyonunda diğer arkadaşı varsa şarj istasyonuna gidiyor. Öyle ki boşta kaldığı durumda da piline dolduruyor kendisi. Harika gerçekten. Evet. Emre, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni bir teknolojiyi keşfettik izleyicilerimizle. Sağ olun. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim Ahmet tekrardan. Çok Görüşmek sağ olun. Üzere. Hoşça kal. Hoşça kal. Yeni normalle birlikte artık uzaktan daha fazla çalışıyoruz. Uzaktan eğitimlere katılıyoruz. Dolayısıyla bilgisayarlar da önemini her geçen gün arttırıyor. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki acaba ne gibi yeni modeller kullanıcılara sunuldu? Hayatımızı kolaylaştıran ne gibi özellikleri var? Ve yeni modellerden birisini karşımıza aldık. Karşımızda yeni iMac modeli var. Şimdi bu modelin bence öncelikli olarak tasarımından ben bahsetmek istiyorum. Çünkü tasarımda önemli yenilikler var.
Gördüğünüz gibi kompakt bir tasarıma sahip. Masaüstü bilgisayarlar denilince hemen aklımıza şu gelir. Bir kasadan bahsederiz, bir kocaman monitörden bahsederiz, kablolardan bahsederiz. Ancak bu modelde ne kablo görüyorsunuz ne kasa görüyorsunuz. Sadece ekrandan ibaret bir masaüstü bilgisayar. Ve dolayısıyla da bu da bize günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlıyor. Ancak boyutlarına baktığımız zaman da yine bu kullanım kolaylığından bahsetmek mümkün. Çünkü 11,5 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Şuradan da siz de göreceksiniz zaten. Oldukça ince bir tasarımı sahip. 24 inçlik bir ekran boyutu var. Ve aynı zamanda hafiflikten de bence bahsetmek lazım. Evet, masaüstü bilgisayarlar çok fazla taşınmıyor ama bu model aslında ev içinde, ofis içinde kolaylıkla taşınabilir özelliklere sahip. Çünkü ağırlığı 4,5 kilogram. Yani masaüstü bilgisayarlara baktığımızda kasasını ayrı taşı, monitörünü ayrı taşı bu modelle yapmıyorsunuz. Sadece ekranı kaldırıyorsunuz ve bilgisayarınızı başka bir odaya taşıyabiliyorsunuz. Bu da uzaktan çalışmada önemli konuların başında. Aynı zamanda bendeki model lacivert renkli bir model. Bu modelde çok farklı renk seçenekleri var. Dolayısıyla evinizin tasarımına uygun renk seçeneklerini de tercih edebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir özelliği var. Yanında gelen kabloların rengi bile yine sizin seçtiğiniz renk üzerinden yapılıyor. Yani eğer lacivert ise mavi tonlarında bir kablolardan bahsediyoruz. Bu da yine tasarımı tamamlayan konuların başında geliyor. Hazır laf kablolardan açılmışken arkasına takılan kablodan da bahsetmek istiyorum. Mıknatıs tasarımlı bir kablo. Çok kolay bir şekilde yerleştiriyorsunuz ve bilgisayarınızı açıyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin biraz da teknolojilerine bakalım. Çünkü önemli bir teknoloji var. Apple kendi çipini geliştirdi. İsmi M1. Bu M1 çipi dizüstü bilgisayarlarda görmeye başladık. iPad modellerinde görmeye başladık. Tablet bilgisayar modellerinde görmeye başladık. Ve bu modelde de yine M1 çip var. Bu M1 çip gerçekten önemli imkanlar sunuyor. Öncelikli olarak bu farklardan bir tanesi tabii ki performansta. Hem işlem hem de grafik işlemci konusunda önemli bir performans sunuyor. Hemen ben birkaç örnek vermek istiyorum. Bir önceki iMac modeliyle kıyaslandığında işlem hızı konusunda %85'lik bir performans artışı söz konusu. Grafik işlemci tarafına baktığımız zaman bu performans artışı 2 kata kadar çıkıyor. Bu da uzaktan eğitimde, uzaktan çalışırken sizin daha performanslı bir modele sahip olmanızı sağlıyor. M1 işlemcinin böyle bir size artısı olacak. Ama aynı zamanda modelde performans dışında başka özellikler de var. Ve bunlardan da mutlaka bahsetmek istiyorum size. Çünkü üzerinde 1080p'lik bir FaceTime kamera var. Bu FaceTime kameranın arkasında da özel bir işlemci var. Bu M1'in de sağladığı özel bir işlemci yapısı var. Ve bu işlemci yapısıyla birlikte size şöyle bir seçenek sunuyor. Örneğin karanlık bir ortamdasınız veya düşük ışıklı bir ortamdasınız ya da sürekli ışığın değiştiği bir ortamdasınız. İşte bu arkadaki işlemci sizin görüntünüzü karşı tarafa aktarılırken daha doğru tonlarla, daha doğru ışıkla, daha doğru renklerle iletilmesini sağlıyor. 7 farklı katmanda görüntülerinizi işlemden geçiriyor ve karşı tarafa daha doğru renkler gidiyor, daha doğru ışıklar gidiyor. Bu da yine öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda şimdi görüntülü konuşmalardan bahsediyoruz, videolu konuşmalardan bahsediyoruz, toplantılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ses kalitesinin iyi olması lazım tabii ki. Bu modelde 3 farklı noktada mikrofon var. Bu mikrofonlar sayesinde sesiniz de karşı tarafa çok daha iyi gidiyor. Aynı zamanda ses sistemi de çok iyi çünkü özel olarak geliştirilmiş woofer'lı bir, yani bas seslerin öne çıktığı bir ses teknolojisi var. Bu ses teknolojisi Dolby Atmos'u da destekliyor. Yani bu modelde film izlerken yine biraz önce söylediğim gibi Dolby Atmos'lu sesleri de duyabiliyorsunuz. Size daha doğru sesler sağlıyor. Son olarak ekrandan bahsetmek istiyorum. Ekran boyutu 24 inç ve bu ekranda 4.5K'lık bir çözünürlük sunuluyor. Ekranın teknolojisi ise Retina. Apple'ın yine kullandığı Retina Display teknolojisi. Ve ekranda True Tone özelliği var. Dolayısıyla evinizdeki ışığın değişmesi durumunda bu ekran size daha doğru renkleri veriyor. Ekran parlaklığı ise 500 nit. Bu arada kutusun içinden kablosuz klavye ve mouse da çıkıyor. İsterseniz başka bir seçenek daha var klavyede. Bu klavyenin seçeneği ise parmak izi okuma sensörüne sahip olan seçenek. Bu sayede işlemlerinizi şifre girmeden daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pandemi döneminin etkisiyle kullanıcılara daha fazla masaüstü, dizüstü bilgisayarlar sunulmaya başlandı. Biz de bu modeller elimize ulaştıkça sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. ABD'nin ardından Mars'a inerek Ni Hao, yani merhaba diyen diğer bir ülke Çin oldu.
Çin'in Mars yüzeyine indirdiği araçla birlikte Mars yüzeyindeki toprak ve su kalıntılarını araştırması bekleniyor. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak? İsterseniz gelin Çin'deki teknolojik gelişmelere hep birlikte bir göz atalım. Çin tarafından geliştirilen ilk Mars keşif aracı Tianwen-1, 15 Mayıs'ta Kızıl Gezegen'e iniş yaptı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, keşif aracı saat 07.18'de Mars'taki Ütüphoya Ovalarından ilk sinyalini gönderdi. Tianwen-1 Mars keşif aracı 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış ve 10 Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine yerleşmişti. Tianwen-1'in Mars'a iniş yapmasıyla Çin ilk defa dünya dışındaki bir gezegene iniş gerçekleştirmiş oldu. Çin'in önümüzdeki günlerde Mars'taki incelemelerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Uzay çalışmalarına hız veren Çin'in ülke içindeki önceliği ise salgınla mücadeleyi teknolojiyle güçlendirmek. Çin'in yapay zeka alanındaki öncü şirketi iFlyTech, salgın sırasında saatte 100 bin telefon görüşmesi yapabilen robotu tanıttı. Şirket, robotun Wuhan'daki salgın sırasında 9 milyon kişinin test edilmesinde ve sağlık kurumlarına ulaşılmasında hayati rol oynadığını dile getirdi. Çin'de geliştirilen robotlar, Güney Kore gibi salgınla mücadele eden ülkelerinde gözdesi haline geldi. Yeni nesil, hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olup yeni nesil teknolojileri keşfetmeye devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.